Hadislerde bahsedilen develerin boynunu aydınlatacak, ağır seyredecek bir ateş, Orta Doğu'daki petrol kuyularına işaret etmektedir. Dünya tarihinin en önemli devirlerinden biri olan ahir zamanı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok kapsamlı olarak tarif etmiştir. Bu devirde meydana gelecek sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmelerden, yaşanacak doğa olaylarına, insanların görünümlerinden ahlaki yapılarına ve devrin teknolojik gelişmelerine kadar ahir zamanı tüm detaylarıyla anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanla ilgili bildirdiği haberlerden biri de Orta Doğu bölgesindeki petrol kuyularının varlığıdır. Ebu Yala ve İmam Ahmet şöyle bir hadis rivayet etmişlerdir. Habsülsel'den bir ateş çıkacak, deve yürüyüşü gibi gayet ağır seyredecek. Müsned-ül Firdevs'te Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. Hicaz vadilerinden bir vadinin, Basra'daki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateşi akıtıncaya kadar kıyamet kopmaz. Hadiste Hicaz'a ve Basra'ya dikkat çekilmekte, develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateşten ve çok ağır hareket etmesinden bahsedilmektedir. Bilindiği üzere petrol kuyularında kullanılan sondaj makineleri adeta bir deve boynu görünümündedir. Ve bu makinelerin özelliği çok ağır hareket etmeleri, yavaş yavaş hareketlerle sürekli petrolü çıkarmalarıdır. Petrol kuyularından alev çıkması da bilinen bir durumdur. Çıkan ateşle söz konusu makine de tam hadiste bildirildiği şekilde aydınlanmaktadır. Az önceki hadiste olduğu gibi konuyla ilgili bir diğer hadiste de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicaz'a ve Basra'ya dikkat çekmektedir. Oradan Hicaz'dan bir ateş çıkacak, Basra'daki develerin boyunlarını aydınlatacak. Orta Doğu petrol açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biridir. Sadece Basra Körfezi bölgesi bugüne kadar keşfedilmiş dünya petrol rezervlerinin 1/3'ünü barındırmaktadır. Yapılan araştırmalar yalnızca Suudi Arabistan'ın ispatlanmış 262 milyar varil rezervi olduğunu göstermektedir ki bu da dünya petrolünün %25.4'ü demektir. Dünya petrol rezervlerinin %11'i Irak, %9.6'sı Birleşik Arap Emirlikleri, %9.2'si Kuveyt, %8.6'sı İran, %13'ü diğer OPEC ülkelerine ve geri kalan %22.6'sı da dünyanın diğer ülkelerine aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber diyor ki oradan bir ateş çıkacak yakın zamanda diyor. Basra'daki develerin boyunlarını aydınlatacak. Ebu Yala, İmam Ahmet şöyle bir hadis rivayet etmişlerdir. Habsüseyl'den bir ateş çıkacak. Hep Orta Doğu bölgesinin, yani petrol bölgeleri çıkacak. Deve yürüyüşü gibi gayet ağır seyredecek. Yani çok çok, ama bak gayet ağır. Çünkü deve ağır yürür ama gayet ağır diyor. Gayet ağır seyredecek. Basra'daki develerin boyunlarını, bak Hicaz vadilerinden bir vadi. Mesela de Hicaz, Suudi Arabistan. Petrolün en yoğun olduğu yerlerden bahsediyor. Basra, Suudi Arabistan. Hadisi zaten petrolün nerede olacağı da belirtilmiş oluyor. 1400 yıl öncesinden. Yani yoğun, hep petrol bölgeleri bildirilen bölgeler. Basra'daki develerin boyunlarına aydınlatacak bir ateş akıtıncaya kadar kıyamet kopmaz. Ateşi akıtacak. Akan ateş ne? Petrol. Evet. İnşallah. İnşallah. Şimdi bak diyor ki deve boynu gibi boynu var. Develerin boyu gibi. Ve çok ağır ağır hareket ediyor. Petrolle bağlantılı bir şey. Göster bakın şu görüntüyü. Şimdi bu petrol çıkartmaya yarayan alet. Dünyanın her tarafında bu kullanılır. Gayet ağır hareket eder ve deveye de benzer, dikkat ederseniz. Evet, evet. Görünüşü. Başıyla, vücuduyla. Çok ağır hareketlerle, yani yavaş yavaş hareketlerle sürekli petrolü çıkartır.
ve o çıkan gazı da bir boruyla biliyorsunuz yukarıya doğru verirler. O da yanar. Evet. Alev alev yanar. Bak mesela şu şeyde olduğu gibi bunu, bu gerçi denizde olan şekli ama evet. Bu tarzda göstert. Evet. Ama mesela bu tarzda evet böyle yanar. Ha, bak diyor ki hapsü seyirlen bir ateş çıkacak. Bu ayrı. Deve yürüyüşü gayet ağır serecek. Deve yürüyüşü yavaş yavaş gayet ağır. Sürekli o makine çalışıyor. Petrol çıkartıyor. Yanan yerde o alet de bulunuyor. Evet. Gece yandığında o aleti de aydınlatıyor. Ne diyor? Varsa develerin boyunlarını aydınlatacak diyor. Yani o aletin bulunduğu bölge, aletin hemen yanında oluyor bu da zaten. Evet. Bu makinenin olduğu yerde oluyor. O da onu aydınlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bundan 1400 yıl öncesinden Orta Doğu'nun zengin petrol yataklarına sahip olduğunu, bu petrolün deve boynuna benzeyen makinalarla çıkarılacağını haber vermiş olması, müminler için hem çok heyecan verici bir mucize, hem de çok değerli bir nimettir.